Helolar, günaydınlar, bir cuma sabahından merhabalar. Şu arabaya bir yol vermek istedim. Evet, ilerisi kalabalık. Biz hiç o yola girmeyelim. Efendim, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bayağıdır hem konsept değişti, hem yapmak isteyip yapamadıklarımın tarihi değişti. Planımda olmayan şeyler beni bağladı. Dolayısıyla işe giderken fırsat buldum ve dedim ki aç kameranı, bir de çözüm pat motivasyon konuşması istemiştim. Seni mi kıracağım ya? Seni mi kıracağım? Gerçekten efendi uslu bir takipçi. Gayet seviyeli de yorumlar yapıyor. Desteğini de esirgemiyor. O yüzden onu kıracağımıza hemen video çekeriz. Şimdi arkadaşlar, yarın üniversite sınavına girecek gençler. Akabinde diğer günde AYT'ye girecek. Dolayısıyla iyi de denk geldi aslında. Çünkü Çözüm Pat dikey geçiş sınavına giriyor. Ve biz daha önceki videolarda onun hakkında birazcık konuşmuştuk. Aktif takipçiler onu hatırlar. Şimdi olaya ben şöyle bakıyorum. Aslında motivasyona ihtiyacı yok. Sadece birilerinin ona güzel şeyler söylemesine ihtiyacı var. Ama ben önce birazcık acı konuşacağım. Sonra tatlı konuşmayı planlıyorum. Çünkü millet birbirine trafikte el kol yapıyor. Ve o araç sonuçta sonsuza kadar orada durmayacak ki. Gidecek illaki. Senin acelen ne ki yani? Neyse, insanları anlamak güç. Şimdi Chosen Path. Diyorsun ya hocam, motivasyon konuşmasına ihtiyacım var. Yaparsın, edersin. Sana güveniyorum. Bu tarz şeyler benden duyamayacaksın dostum. Çünkü sen artık çocuk değilsin. Sen diğerleriyle eş zamanlı gazla çalışan bir birey de değilsin. Sen ayakları yere sağlam basmış, hayatın acı tecrübesini edinmiş, yoluna öyle devam etmiş bir bireysin. Dolayısıyla diğerlerin acemliği, toylu, heyecanı seni sarmıyorsa bu motivasyona ihtiyacın olduğu anlamına gelmesin. Yapman gerekenin farkındaydın, emek vermen gerektiğinin farkındaydın ve ben eminim ki vermişsindir o emeği. Çünkü hani böyle yemeği yersiniz, en son üstüne bir tatlı, ardından bir kahve patlatırsınız. Yani dersiniz kapanışı güzel yapayım. Motivasyon konuşması istemenden ben bunu böyle yorumluyorum. Yani ben elimden geleni yaptım, artık bir üstüne bir motivasyon konuşması patlatırım. İşte sınavıma giderim, çıkarım gibi yorumladım. Haklı olarak da. Ama evvela bazı gerçekleri kabul etmemiz lazım. Yani biz sınava girdik. Bazı sorular yapabiliyoruz, bazılarını yapamıyoruz. Orada şunu dememiz lazım. Ya sınav çok zordu. İşte ben yapamadım. Normalde yapardım. Ama aslında sınav zordu diye yapamadım diye bir şey yok. Bir konuda bir bilgiye sahipsek, o konuyla ilgili nasıl soru gelirse gelsin, ona cevap verebilecek potansiyelde olmamız lazım. Buradan şunu anlarsın. Bu sınav benim bu performansımı kaldırıyor ya da kaldırmıyor. Yani iyi geçiyorsa tamam, okey, ya ben bu performansı kaldırdım. İyi geçmiyorsa demek ki ben yeterli değilim deyip demoralize olup, işte oturup mızmızlanıp oturup kendini üzmenin bir anlamı yok. Bu arada ben seni çok tanımadığım için kendi öğrencilerimden yola çıkıp yorum yapıyorum. Mesela bir öğrenci kitlem var, şey diyor. Hocam diyor, denemeler çok zor, işte yapamıyorum, modum düşüyor, böyle zor olmaması gerekiyordu falan filan. Ama profile bakıyorum, emek vermemiş mesela. Yani atıyorum, emek veren öğrenciye bakıyorum, geliyor böyle sınıfa bir girişi var. Meryem hocam, geçen hafta düşük yapmıştım, bu hafta yükselttim. Çünkü hemen o akşamda eksiğimi kapattım. Yani emek vermiş öğrencinin eksiğini kapatma süresi diğerlerine nazaran daha hızlı oluyor. O yüzden sınav ne olursa olsun, sonuçta girdiğimiz ilk sınavda değil, gireceğimiz son sınavda olmayacak. Belki bu hayatımızda kendi geliştirmek isteyenler için konuşuyorum. Hayat her an ne getirir belli olmaz. Çok da böyle kasmamak gerekiyor. Yani emek verdiğin kadar yapacağından şüphe olmasın. Çünkü herkesin rızkı herkesin nasibi kendine kadardır. Kimse kimsenin rızkından, nasibinden bir damla ne fazla yiyebilir, ne de kendi rızkından bir damla eksik yer. Yani o kuşun bile rızkını veren yaradan senin rızkını mı vermeyecek? Yani o konuda şey olmasın. Ama bu seni tembelliğe itmesin. Ona yardımcılar olsun. Zor.
Neyse, tekrardan konuma geri geliyorum. Bu seni umutsuzluğa düşürmesin. Yani sonuç her ne olursa olsun sen o sonucu alacak kadar emek verdin. Böyle düşüneceksin. Yani sorumluluk sendeydi. Sen o sınava hazırlanırken sürecin ne olduğunu, neler olmayacağını biliyordun zaten. Ona göre adımlar attın ve sonucunu her türlü katlanacaksın. Ben sonucun iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü emek vermiş, farkındalığı da yüksek bireyler sonuç ne olursa olsun hep içinden dolu dolu ayrılır. Yani pozitif bakarsan pozitif şeyler görürsün, negatif bakarsan negatif şeyler görürsün gibi. Onun dışında benim sana söyleyebileceğim, yani acılar bunlardı. Gelelim tatlı kısımlara. Niye yapamıyorsun ki? Yapanlar nasıl yaptı mesela? Yani şu ana kadar geçmişte girdiğin başarıları düşün. Seni zorlayan, değişime uğratan süreçleri düşün. Hepsi öyle başlarken zor değil miydi? Yani şöyle geriye bakıyorum. Şu an yapamayacağım şeyleri geçmişte yapmışım mesela. İleride de şey diyeceğim. Daha da ileride, daha ilerideki bir durumda ilerisi için şu cümleyi kullanacağım. Diyeceğim ki ya ben bunu yapamazdım ama yapmışım. Yani insan kendini bazen gerçekten yaşı kaç olursa olsun kendi keşfediyor. Diyor ki ya bunu ben mi yaptım ya, yapabiliyor muymuşum falan. Yani emek verdiysen, çaba gösterdiysen ki göstermişsindir. Yapacaksın ya. Çünkü mesela yorumlarda görüyorum bazen şey diyorsun. Hocam diyorsun işte 22 yaş evlilik için erken mi? Ya sen sorumluluk almaya zaten meyilli bir bireysin. Yani sorumluluklardan kaçan bir yapın yok ki. Ya o şey diyorsun. Gönder hayat, gönder. Gönder, sıradaki şey neyse gönder. Ben onu halledeyim. Aradan çıksın. Hani bu modun da aktif. O yüzden seni çok bir korkutacağını, demoralize edeceğini sonuç her ne olursa olsun zannetmiyorum. Çünkü hayat öyle ki bir şey çok yoğunlaşırız. Olsun diye böyle kılı kırk yararız ama olur yine de tatminsizlik yaşarız. Yani ne hayatlar var, ne mücadeleler var. Bu bizim mücadelemizi küçümsemek anlamında değil. Ama mesela yorumlara bakıyorum, olaylara bakış açına bakıyorum, bana kattıklarına bakıyorum. Ya pozitifsin, işte ne bileyim bilgilisin, donanımlısın, bir şeyler kendine katıyorsun, yetmiyor, başkalarına da katabiliyorsun. Ben her okuduğum yorumda şey diyorum, ne öğrenebilirim? Aa çok güzel, bak bunu öğrendim falan, böyle bilmediğin tabirler falan da kullanıyorsun arada. Bunu farkındasın ya da değilsin ama ben kapıyorum yani. Dolayısıyla bu çok güzel bir şey. Bu gelişime açık olduğunu, kendi donattığını, gelişmeye devam ettiğini, her zaman kendinin en iyi versiyonu olmak için çabaladığını gösteriyor. Evet, çözüm pat. Bu videonun ortalama 8 dakikasını ben sana ayırmak istedim. Şimdi birazcık da kendi öğrencilerime ayırmak istiyorum. Benim yavrucaklarım, Meryem Ana'nız size başarılar diliyor. Meryem Ana'nızın dün online dersi vardı diye size veda konuşmasına gelemedik ki zaten çoğuyla da Instagram'dan ekleşiyorum. Bu arada hastayım. O yüzden burnumu çekiyorum sürekli, kusura bakmayın. Klimanın önünde çok kaldım sanırım. Yani aralıksız bir 14 artı 4. 18 gün aralıksız deneme yaptık. Ve klimalı ortamdaydım ben. O da bana fazla geldi herhalde. Nasıl şimdi böyle atıyor kendini dışarıya. İlaç falan takviyesi almıyorum. Hani diyorum ki vücudum ona göre bağışıklık kazansın. Bir daha bu kadar kolay hastalanmasın diye. Biraz ben de kendimi yıpratıyorum ama yapacak bir şey yok. Tekrardan öğrencilerime gelecek olursak. Özellikle mezuna kalmış, sonra bir daha mezuna kalmış ve sonra tekrardan beğenmeyip mezuna kalmış öğrencilerime söylüyorum. Sizler sınava girecek öğrenci arasındaki en tecrübeli öğrencilersiniz. Ayrıca olgunluk anlamında en olgun öğrencilersiniz. Diğerlerinin böyle heyecanına, işte stresine kapılıp sınavda panik yapmalarına rağmen siz onu yapmayacaksınız. Çünkü ben görüyorum, mizaç olarak da gayet keyifli bir grupla çalıştım ben. Çok eğlenceli, böyle nasıl desem, tadını çıkarıyorlar. Gerçi çoğunun ailesi kendilerine güzel bir gelecek hazırlamış. Mesela sınıfın birinde, özellikle Samet selam olsun sana, Akın selam olsun, Ceren sana da selam olsun. Şey diyorum işte, ne yapacaksınız falan. Aileleri zaten kendileri şirketler kurmuşlar. Yani gençler mezun olduğunda hazır bir şirketleri olmuş olacak yani. Dolayısıyla aileleri onların üzerinde var olan stres potansiyeli zaten bir nebze de olsa almış. Gençler artık kendileri şey yapmak isteyip sınava girmek istiyorlar. Böyle bir süreç onları bekliyor. Gönüllerince olsun, yapacaklardır. Yani ihtiyaçları olan kadarına, ben bu kadarına ihtiyacım var, bunu yapacağım diye bir şey içinden çıkacaklar. Gelelim 12'lerimize. 12'lerimizin birçoğu geçen yıldan benim 11'lerimdi. Ve şey, çoğu da böyle koridorda falan karşılaşıyoruz. Hocam diyor ya, ne stressiz yılmış 11. sınıf, işte çok eğlenerek geçirmişiz, dolu dolu geçirmişiz. Ve 12. sınıfın ağırlığı, olgunluğu diye bir şey çökmüş hepsinin üstüne. Bunu görüyorum, çok da mutlu oluyorum.
Mesela Cennet, ya sen nasıl bir kraliçesin ya? Cennet diye bir öğrencim var benim. Böyle yapıyor. Yapacağız ya, olmaması için sebep yok. Çalışıyoruz ve olacak. Hani bu şekilde motivasyon olan bir öğrenci. Ara ara görüyorum, böyle saçı başı dağılmış, yüzü gözü kızarmış. Belli ki akşamdan kalmayan, ders çalışmış. Şey diyor, yapacağız hocam yani. Biz bu yola niçin girdik? Yapmak için girdik. O yüzden bütün çabamızla, bütün performansımızla biz bu süreci sonlandıracağız. Bitecek ve rahatlayacağız. Ya da diğer öğrencilerimi görüyorum. Yani bir şekilde yüzlerindeki o buruk tebessüm kaybolmaksızın mücadele ediyorlar. Erdem'le son denemede yine onun gözetmenliğini yapıyor. Çok eğlenceli. Son optiye benim adımı kodladı. Son sınavım Meryem Hoca adını yapacağım. İnşallah geometriye fullerim dedi. Acaba sonucu ne oldu? Bu videoyu kapattıktan sonra bakayım ben listeden. Eğer açmışlarsa. Yani 12'lerimiz geçen senenin 11'leri. O zaman da çalışkanlardı. Şimdi de çalıştılar. Onlar da emeklerinin karşılığını alacaklar. Tek sıkıntıları şu olabilir belki. Yaşları ve tecrübesizlikleri gereği heyecanlanabilirler. Sınav anında kriz yönetimini başaramayabilirler. Çünkü arkadaşlar, hepimiz aynı koşullarda savaşmıyoruz gerçekten. Yani sınavın adaletsiz ve yani yanlış bir sınav olduğunu ben de farkındayım, ama yapacak bir şey yok. Yani kuralları buna göre oynamamız gerekiyor. Oyunu buna göre oynamamız gerekiyor. Belki onlar o sınav anında hani birkaçı krizi yönetemeyebilir. Ama onlar da yine şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Nasipten öte köy yok. Yani herkes nasibi kadar yiyecek. Ve şimdi en iyi üniversite, en iyi bölüm gerçekten hiç önemli değil. Ben birçok öğrenciyi gördüm, birçok insanı gördüm. En iyi bölüme, en iyi üniversiteye gittikten sonra. Ama akademik başarılarının devamı gelmedi. Çünkü bütün enerjilerini en iyi üniversiteye girebilmek için harcadıktan sonra devam ettirecek bir enerji bulamadılar içinde. Dolayısıyla şöyle bakın, yani ben X üniversite, Türkiye'nin en iyi üniversitesi olabilir, oradan matematik mezunu olmayabilirim. Ama ben Fırat çıkışlıyım ve alanımda kendimi yetiştirdiğim sürece gerçekten altına imzamı atarım yani. Çok da o üniversite isimlerine takılıp kalmayın. Ya Doğu'da böyle kavramlar yoktu. Doğu'daki öğrenci, yani Doğu'da olduğum için böyle konuşuyorum da yanlış anlaşılmasın. Yani iyi bir puan çıkaralım, devlette okuyalım, burslar imkanlarımız olsun, eğitim hayatımızı böyle sonlandıralım. Hani bunun derdini, ama batıdaki öğrencinin ailesi de daha bilinçli olduğu için, yani bilinçli derken ekonomik anlamda donanımlı olduğu için, çocuğuna zaten sıkıntı yok, özelle de seni takviye ederiz, mavi diploma veren, işte yurt dışı bağlantıları olan üniversiteye gidebiliriz. Ben şunu hiç unutmuyorum, özel dersine gittiğim bir öğrenci, işte Aydın Üniversitesi'nde gözetmenliğim var, ona gideceğim, Aydın ne ya dedi böyle, hani şey yaptı. Üniversiteden haberi yok, üniversitenin sisteminden haberi yok, içinde neler var haberi yok, çok da ilgilenmiyor. Çünkü onun dünyasında zaten bir kariyer planı belli. Okuduğu lisenin üniversitesi de var, o üniversiteden de devam edince zaten oradan mezun olan öğrencilere iş ve kariyer imkanı zaten sağlanıyor. Bu arada gideceğim dersin adresini bir kontrol edeyim. Evet, kornaya bastınız biliyorum ama trafikte kullanmamam gerekiyordu. 700 metre, 4 dakika sonra dersteyim. Evet, tam vaktinde açmışım çünkü ileride göbek var. Göbekten sonra sağa gitmem gerekiyor. Ben kafamda sola giderim gibi planlamıştım. İyi denk geldi valla. Şu hislerime bayılıyorum ya. Gerçekten bir şeyi sebepsiz yere yaptığım zaman söylüyorum ki ya tamam, bilinçaltım aslında beni yönetiyormuş. Aa, bu arada arkadaşlar, konuşacak çok konu birikti. Şeyi atlıyorum bu arada artık. Bu kadar motivasyon konuşması yeter benim öğrencim. Benim öğrencim zaten hep motive. Onlar yapar. Onlara güveniyorum. Videonun bu kısmı da onlara ayrılmıştı. Şimdi videonun diğer kısmına gelelim. Arkadaşlar, biri şey yorumu yapmış. Selam bebek, ben kelebek. Engelledim ve YouTube'a şikayet ettim. Biri de Aydın Üniversitesi'nde yaptığımız provada çocuklara böyle takılıyorum, ediyorum. Şey diyor, sakin ol bebek. Pardon, yani siz kimsiniz ki bana bu şekilde yaklaşabiliyorsunuz, bu şekilde hitap edebiliyorsunuz? Sokakta görseniz böyle diyebilecek misiniz? Diyemeyeceksiniz değil mi? O yüzden klavye şeyliğine de gerek yoktu yani. Ne derler, artistliğine de gerek yoktu. Burada trafik boş. En soldan en sağ şeride geçmemem gerekiyor ama yaptım. Neden? Boştu ve değerlendirdim. Siz yapmayın bunu.
Neyse onları YouTube'a şikayet ettim. Kanal linklerini aldım. Profil fotoğraflarını vesaire ekranlarını şey yaptım. Yani bir şey nasıl başlarsa öyle devam eder. Ayrıca ben bu tarz şeylerin üstünün örtülmesinden yana değilim. Sonuçta o saygısızlığı ben yapmıyorum. Karşı taraf kendi yakıştırmış ve yapmış. Hiç tanımadığı bir insan. Sırf kadın diye. Ya sırf kadın diye bu bana yapmamalı. Yanlış adama çattın dostum. Yani eğer izleyebiliyorsam da gerçekten uğraşırım yani. Çünkü hakikaten zor bir mecra. Her türlü insan var, her türlü sıkıntılı insan var. Söylediği şeyi sadece okuyarak bile yanlış anlamaya meyilli birçok insan var. Bunun siniri stresi yetmiyormuş gibi, tamam hani demirden korsak terlenebilmeyiz mevzusu oluyor da, hani bunun siniri stresi yetmiyormuş gibi, bir de hani bu tarz seviyesiz üsluplara hiç gelemem. Ki milletin kanalında neler neler diyorlar millete. Benimki yine gayet çok masum yani, masumane konuşmuşlar ama yine de kabul etmemek gerekiyor. Çünkü izin verirsek devamı geliyor. Ha, bana dön dedi. Döndüm. U dönüşü yaptırdı. Manolya burası. Evet arkadaşlar ben şimdi kapatacağım bu videoyu. Dersime geleyim. Bu arada bu dersine geldiğim öğrenci de sınıf belirleme sınavından önce netlerini arttırmak isteyen bir öğrenci. Yani bakın seneye sınava girecek. Bugün sınavdan önceki son gün ve seneye sınava girecek olan öğrencim erkenden başlamış. Yani rakiplerinizin ne kadar güçlü olduğunu da fark edin. İlerleyen yıllarda sınava girecek öğrenciler için konuşuyorum. Evet kendinize cici bakın. Kanalımı beğenin. İzlenmeler artıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok güzel birkaç yorum kitlesi var. Onlar hiç yorumlarını esirgemiyor. Her koşulda desteklerini gösteriyorlar. Onlar iyi ki var. Onların da karşısına umarım güzel insanlar çıkar. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.